başlıyor artık ve Anadolu Efes Pınar Karşıyaka ilk yarı final mücadelesi öncesinde takımların Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ne giriş görüntüleri şu anda sizlerle birlikte değerli izleyenler. Türk basketbolunun köklü takımları, tek bir kupa, 4 kaliteli takım, 4 büyük takım ve gerçekten çok güzel mücadele bizleri bekliyor. Konya'da Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ve sonrasında saat 21'de derbi heyecanı Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlak Jet karşı karşıya gelecek. Pazar gününe geldiğimizde ise saat 15.30'da final maçı oynanacak. Merhaba. Tomislav Mijatović röportajı. Çok zor bir maç olacak. Pınar Karşıyaka çok iyi bir koça sahip. Bireysel yetenekleri gerçekten üst düzeyde. Bu nedenle çok zor bir maç bekliyoruz. Her zaman söylüyorum, biz Efes'iz. Hedeflerimizi biliyoruz. Neler istediğimizin farkındayız. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak bugün güçlü rakibimiz karşısında hedefimize ulaşmak istiyoruz dedi Tomislav Mijatović, Anadolu Efes baş antrenörü. Onun görüşleri ekrana yansıdı. Aynı hedef peşinde koşuyor. Her maç final maçı burada. Tabii ki de maça dair hedefimiz bu maçı kazanmak. Son zamanlarda olduğumuz gibi biz Anadolu Efes olarak aynı şekilde Efes kültürünü burada yansıtıp sahada kazanmak istiyoruz. Son olarak son dönemde iyi bir performans sergiliyor Pınar Karşıyaka'da ve Galatasaray'ı farkla yenmeyi başardılar. Favorisizsiniz ama rakip hakkında da neler söylemek istersin? Yani buraların tabii ki de favorisi bence çok geçersiz sayılıyor tek maç üzerinden olan turnuvalarda. Tabii ki de Ravifiz miyiz değil miyiz bir şey diyemem ama sahada mücadele edenin, kendi oyununu dikte edip bunu başaranın kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Biz de dediğim gibi kendi oyunumuzu Anadolu Efes olarak yansıtmaya çalışacağız. Peki, çok teşekkür ederiz, başarılar dileyelim. Ya şimdi öncelikle burada son 4 takım arasında olduğumuzdan dolayı mutluyuz. Burayı oynamak önemli. Hem oyuncular için, hem koçlar, hem kulüp, taraftar. Bundan dolayı ben tekrar takımı kutluyorum. Son güne kalmaya çalışacağız pazar günü. Final oynayıp şampiyon olmak tabii ki en büyük arzumuz. Yani sonuçta evet, bir çeyrek final maçını farklı kazandık ama her maç bence kendi içinde zor. Çünkü bunlar birer maçlık finaller. Bugün de zor bir rakip var önümüzde ama İsim bence çok önemli. Anadolu Efes'i ile başka bir takım da olsa yine bir sadece bir 40 dakikalık final. Dolayısıyla zor bir maç olacak. Senin söylediğin gibi Tomislav'la beraber Anadolu Efes'te toparlanmalar var. Ama açıkçası bugün bizim ne yapacağımız önemli. Ben işin o tarafına bakıyorum. O doğruları, konuştuklarımızı, hazırladığımız şeyleri ne kadar yapabileceğiz? Bunları yaptığımız zaman kapasitemiz var. Her zaman herkesi yenebiliyoruz. 2-3 hafta önce de İzmir'de çok farklı kazandık ama bu ölçü değil. Maçı sonuna kadar kafa kafaya oynamak lazım. İnşallah günün, gecenin sonunda kazanıp pazar günü final oynayan taraf biz oluruz diyorum. Güzel bir maç diliyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Başarılar dileyelim. Çeyrek final maçı da zordu. Hani ne kadar skora hani kolay gözükmüş olsa da aslında Galatasaray da çok kaliteli bir takımdı. İyi basketbol oynadılar ama biz o gün gerçekten çok kararlıydık. Hem müdafaada olsun, hem ucundaki top paylaşımız olsun, çok kararlıydık. Aynı kararlılığı bugün ne yansıtmak istiyoruz? Belki bu sezon hani sıkıntı çektiğimiz noktalardan biri üst üste maçlarda aynı kararlılıkla, aynı fokusla oynamaktı. Ama bence artık hani burada da o fokusu, o konsantrasyonu ve kararlılığı sağlayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de maçın favorisi Anadolu Efes, yani bunda şüphe yok ama biz sonuna kadar oynayıp galip gelmeye çalışacağız. Daha sonra da finale kalmak istiyoruz tabii ki de. Peki, teşekkürler. Başarılar dileyelim Kenan. İki takımdan da görüşleri aldık. İNG Türkiye Kupası'nda yarı finalde ilk maç Karatay Spor ve Kongre Merkezi Konya'dayız. Ben Ejder Yasin Turhan. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Pınar Karşıyaka şu anda sahadaki yerini alıyor ve Anadolu Efes'in maç kadrosu Tomislav Mijatović yönetiminde. Anadolu Efes maç kadrosunda Manisa maçıyla karşılaştırdığımızda önemli değişiklikler var. Mike Daum, Derek Willis ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sakatlıkları var. Denotoru'nun sakatlığı yeni geçti. Bu maçın kadrosunda yok. Ve Darius Thompson'la Tyreek Jones yine bu maçın kadrosunda yer almıyor. Rodrick Boboa ve Elijah Bryant Manisa maçından farklı olarak bu karşılaşmada Pınar Karşıyaka karşısında parkede Anadolu Efes'te 94-85 yenmişlerdi Manisa'yı.
Anadolu Efes son bölümde farkı açmıştı. Shane Larkin 23 sayısının yanında 10 asist yapmıştı. Darius Thompson da 11 sayıyla, Tibor Plyce de yine 11 sayılık katkı vermişti. Anadolu Efes de Süper Lig'de lider durumda. Efes Euroleague'de play-in hattından uzaklaşmışlardı ama son dönemde gelen galibiyetler ve artık play-in mücadelesinin içerisinde Anadolu Efes. Diğer tarafta Pınar Karşıyaka Süper Lig'de 13 galibiyet ve 7 mağlubiyetle şu anda 4. sırada Pınar Karşıyaka. Çeyrek finalde Galatasaray Ekmas karşısında 88-72'lik skorla kazanmayı başardı Ufuk Sarıcan'ın takımı. Vito Brown 25 sayı ve 6 reboundla yıldızlaştı. Vernon Carey yine Jaylen Brown'la beraber çift taneli katkı verdi. Pınar Karşıyaka'da 18 asist yaptılar ve 14'te top kaybı gelmişti. Maçın hakemleri Fatih Aslanoğlu, Alper Özkök ve Musa Kazım Çetin. Onlar da şu anda ekranlara yansıdı değerli izleyenler. Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes bu sezon Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldiler. Ligin ilk yarısında İstanbul'da Anadolu Efes 101-85'lik skorla kazanan taraf olmuştu. İkinci maçta ise İzmir'de Pınar Karşıyaka 99-81 gibi farklı bir skorla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk beşler şu anda ekranlara yansıyor. Anadolu Efes'te Shane Larkin, Elijah Bryant, Erten Gazi, Tibor Plyce ve Ercan Osmani maça başlayacak. İlk 5 bu şekilde. Pınar Karşıyaka'nın da ilk 5'ini göreceğiz ve Tomislav Mijatović, Erdem Can'ın ayrılmasının ardından asistan koç Tomislav Mijatović takımın başına geldi değerli izleyenler ve oynadığı tüm maçları da kazanmayı başardı şu ana kadar Mijatović yönetiminde Efes. Jaylen Brown, Vernon Carey, Eric McCollum, Vito Brown ve diğer tarafta Kenan Sipahi Pınar Karşıyaka'nın maça başlayacağı ilk 5'te bu şekilde değerli basketbol severler. Ufuk Sarıca Pınar Karşıyaka ile bu kupayı daha önce kazanmıştı. 2014'te Türkiye Kupası'nı kazandı. Devamında Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015'te Süper Lig şampiyonluğu Pınar Karşıyaka ile Ufuk Sarıca çok önemli başarılar yaşadı. Euroleague arenasında boy gösterdi ve ikinci döneminde yine Pınar Karşıyaka zirve mücadelesinin içerisinde geçen sezon Süper Lig'de finale çıkmıştı Karşıyaka ama kazanan taraf Ergin Ataman yönetiminde 3-0'la Anadolu Efes olmuştu. Artık maçın başlaması için her şey hazır. Gerçekten güzel bir dörtlü final bizleri bekliyor. Güçlü takımlar, güzel mücadeleler ve aynı zamanda yıldız oyuncularla dolu bir dörtlü final organizasyonu. Bu maçta 3500-4000 dolayında bir taraftar topluluğu bekleniyor Konya'da. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 10.000 seyirci kapasitesine sahip gerçekten güzel ve modern bir salon burası. Şu anda yönetmenimiz Baha Şahin de ekranlara getirdi değerli izleyenler. Bu maçın ardından saat 21'de Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlak Jet maçında ise salonun tamamının dolmasını bekliyoruz. Bunu da belirtelim. Bilet satışları da yine gün boyunca devam etti. Tibor Plyce ekranda son maçta yine önemli katkı verdi. Sakatlıktan döndükten sonra Anadolu Efes'te hem Euroleague'de hem ligde ve kupada da yine önemli işler yapmıştı Tibor Plyce. Pınar Karşıyaka'da bu maçta kadroya baktığımızda Kellen Martin yabancı sınırı nedeniyle kadroda yer almıyor. Bunu belirtelim değerli izleyenler. Jaylen Brown, Vernon Carey, Eric McCollum, Darren Hilliard ve Vito Brown bu maçta Pınar Karşıyaka'nın kadrosunda yer alan yabancı oyuncular. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ediyor Pınar Karşıyaka. İlk tur grubunda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet almışlardı. Sonrasında play-in turunda Breogan karşısında kazanan taraf oldu Pınar Karşıyaka. Son 16 grubunda ise Hapoel Jerusalem, Tenerife ve Peristeli ile aynı grupta yer aldı Karşıyaka. Şu anda tek galibiyeti aldılar ve 2 de mağlubiyet geldi. Tenerife ve Hapoel'e mağlup olmuştu Ufuk Sarıcan'ın takımı. Will Clyburn bu maçta kenardan gelecek. Will Clyburn sezon içerisinde pek çok oyuncu sakatlık geçirdi Anadolu Efes'te. Bir dönem 8 oyuncu birden sakattı. Mike Daum, Deno Turu, yine Rıdvan Öncel gibi oyuncular sezon içerisinde kadroya katıldı Anadolu Efes'te. Devamında sakat oyuncular da tekrar takıma dönünce
bir sezon içerisinde 3 farklı takımmış gibi bir durum oluştu. Sonrasında Erdem Can'la yolları ayrıldı. Euroleague'de Žalgiris deplasmanında farklı kaybetmişti Efes. Erdem Can'la o maçın ardından yolları ayırdılar ve Tomislav Mijatović 2010 yılından beri takımın başında Ufuk Sarıca ile beraber yine çalışma şansı bulmuştu Anadolu Efes'te. Tomislav Mijatović Perasović'in yardımcısı olarak gelmişti. Hırvat teknik adam. Türkçeyi de çok iyi konuşuyor. Bizden biri adeta Tomislav Mijatović. O da kulüp içerisinde çok sevilen, oyuncular tarafından da yine sevilen bir isim. Bu sezon, bu bölümde Anadolu Efes'in başında. Artık hava atışı için her şey hazır değerli izleyenler. Oyuncular sahadaki yerlerini almış durumda. Konya'da güzel bir maç. Umuyoruz ki bizleri bekliyordur burada. Bu maçın ardından derbi heyecanı pazar gününe geldiğimizde saat 15.30 final maçı oynanacak. O karşılaşmada yine TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Thibaut Plais ve diğer tarafta Vernon Carey hava atışı için hazırlar. Fatih Arslanoğlu az sonra hava atışını gerçekleştirecek. Ercan Osmani'nin ayakkabısının düzeltmesini bekliyorduk. Bu arada İstiklal Marşımız. Karşıyaka taraftarı artık klasikleşen şekilde yine İstiklal Marşımızı burada başlattı ve büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımızı okuduk maç öncesinde değerli izleyenler. Thibaut Plais ve Vernon Carey hava atışı gerçekleştirildi. İlk hücum Pınar Karşıyaka'dan geliyor. Eric McCollum. Jaylen Brown, Shane Larkin karşısında. Ercan da kaldı şimdi. Vito Brown içeri yöneldi. Tekrar perde istedi orada. Jaylen Brown. İçeri indirdiler şimdi. Carey, Vernon Carey. Ercan vardı sırtında. Dönerek atışını kullandı ve açılışı Pınar Karşıyaka yaptı. Vernon Carey, Ercan Osmani'ye karşı orada üstünlük sağladı. Elijah Bryant. Shane Larkin. Şut kullanmadı burada. İçeri indirdi Thibaut Plais. Zor pozisyon Thibaut Plais. Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Thibaut Plais'tan gelen ikili oyunlar maç başı ritüeli oldu adeta. Genelde üçlüklerle biterdi ama bu kez içeriden noktayı koydu Thibaut Plais. Kenan. Carey. Tekrar Kenan topla buluştu. Carey devrildi. Kenan Sipahi kendi gitti potaya. Turnike kaçtı. Sonrasında rebound mücadelesi. Carey. Orada Thibaut Plais. Faul bekledi. Ufuk Sarıcı oyun devam etti. Elijah Bryant. Thibaut Plais top istedi. Vito Brown var sırtında. Thibaut Plais. Şimdi döndü arka taraftan. Güzel bir koşu. Erten Gazi pot altında bitirdi pozisyonu. Thibaut Plais önce basket. Devamında asisti yaptı. Eric McCollum. Kenan. Jaylen Brown. Dribbling üstü atışı. Jaylen Brown isabetli olmadı. Thibaut Plais bir de rebound çekti. Larkin. Shane Larkin içeri yöneldi burada. Ercan Osmani yakın pozisyon. İki sayılık atış isabetli değil. Eric McCollum reboundu aldı. Elijah Bryant karşıladı. Eric McCollum. Vito Brown iki sayılık atış. İkili oyunda Eric McCollum, Vito Brown ortaklığı. 4-4. Elijah Bryant. Manisa maçında kadroda yoktu Elijah Bryant. Rodrick Boboa ile beraber Tyreek Jones ve Darius Thompson'ın yerine kadrodalar Anadolu Efes'te. Elijah Bryant pot altını düşündü. Thibaut Plais top burada dışarıda. Riskli bir pas. Top kaybı geldi Anadolu Efes'te. İşte pozisyon. Eric McCollum.
Vito Brown. Jaylen Brown düzeltiyorum. Şimdi Carey yüklendi içeri orada. Erten Gazi vardı karşısında, bitirmeyi başardı. Vernon Carey. 6-4 Pınar Karşıyaka önde. Tomislav Mijatović ekrana yansıdı. Larkin. Jaylen Brown orada perdeye takıldı. Shane Larkin zorladı içeriği, basket faul. Shane Larkin. Perdeyi kullandıktan sonra sol taraftan gitti potaya Shane Larkin. Bir de serbest atış gelecek şimdi. İşte pozisyon. Vernon Carey burada. Yaptığı müdahale ve sonrasında gelen basket. İlk faulünü yaptı Carey. Serbest atışla isabeti buldu Shane Larkin. 7-6. Scottie Wilbekin'le beraber bu sezon artık Türk statüsünde değil Shane Larkin. Vito Brown devrildi orada. 3 sayılık atışında isabet yok. Sonrasında tekrar Vito Brown, Eric McCollum. Elijah Bryant karşısındaydı. Vito Brown yine burada verdi pasını Vernon Carey. Serbest atış çizgisinde basketi buldu Vernon Carey. 8-7. Elijah Bryant. Ercan. Maccabi maçının yıldızıydı Ercan Osmani. Bu maçta da ilk 5 başladı. Shane Larkin dışarı çıkardı. Erten Gazi. 3 sayılık atışı isabetli Erten. Önce potu altından sonra dışarıdan 5 sayı geldi maçın başında. 10-8. Eric McCollum. Jaylen Brown. 3 sayılık atış. Jaylen Brown isabetli olmadı. Rebound mücadelesi. Erten burada pasını vermeyi başardı. Elijah Bryant. Ercan orada dışarıda top istemişti. Kendi gitti potaya. Panyalı bitirdi. Elijah Bryant. Burada bir de faul var. Önce Shane Larkin. Ardından Elijah Bryant. İşte pozisyon. Eric McCollum da burada yüzünü tuttu. Oyun devam etti ve sonrasında basket faul kararı. İlk faulünü yaptı Vito Brown. Elijah Bryant ekranda. O da sezon içerisinde sıkıntı yaşayan, sakatlık yaşayan isimlerden biriydi. Anadolu Efes için çok önemli bir oyuncu Elijah Bryant. İkinci Euroleague şampiyonluğunda özellikle Olympiakos karşısında yarı finalde çok iyi bir performansı vardı. Eric McCollum burada. Faul kararı çıktı. Bu kez de Elijah Bryant yüzünü tuttu. Ufuk Sarıca şu anda hakemin yanında. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Elijah Bryant'a burada faul çıktı. Pozisyon burada. Net bir şekilde ekrana geldi. Kenan. Jaylen Brown. Larkin karşısında. Kenan. Kenan Sipahi, Ercan Osmani ile kalmıştı orada Victor Carey. Vernon Carey potu altında yine faul çıktı. İşte faul pozisyonu. Ercan Osmani'ye burada faul çıktı. İlk atışı isabetli. Vernon Carey. ...2001 doğumlu Vernon Carey. Charlotte tarafından draft edilmişti. NBA'de 37 maça çıkmıştı Charlotte ve Washington formasıyla Vernon Carey. Elijah Bryant. İçeri yöneldi burada. Carey orada. Koridoru kapattı. Açıldı tekrar. Elijah Bryant teması sağladıktan sonra 2 sayılık atış. İsabetli değil. Ercan Osmani kontrolü soladı ve smaçla bitirdi Ercan. Vito Brown da orada pot altında. Faul bekledi. Oyun devam etti. Sonrasında basket geldi. Kenan. Carey. Eric McCollum.
Kerry'den gelen perde Eric McCallum dışarı çıkardı. Burada Vito Brown atışında isabet yok. Shane Larkin aldı reboundu. Larkin içeri indirmek isterken faul ödülü çıktı. Vito Brown yaptı faulü burada. Ercan Osmani ile mücadelesi vardı. Faul ödülü çıktı. Moladayız. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya Platinum 4 katlı tuvalet kağıdı ve Bioblast şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. ...13-8 Anadolu Efes üstün durumda değerli izleyenler. Pota altında Tibor Plyce. Sayılar buldu. Sonrasında Erten Gazi'den 5 sayılık katkı geldi Anadolu Efes'te. Ve ilk molaya önde gitmeyi başardı Anadolu Efes. Elijah Bryant ekranda. Eric McCallum'la iki pozisyonda girdiği mücadele, gelen faul kararları. Anadolu Efes'te oyuncu değişikliği yok. Mola sonrasında aynı oyuncular yine sahada. Pınar Karşıyaka'da yine aynı şekilde. Elijah Bryant orada köşedeydi. Shane Larkin perde sonrasında 3 sayılık atışta isabet yok. Devamında top dışarıda. Bu hücumdan eli boş döndü Anadolu Efes. Lacivert beyazlı ekip 2 faul yaptı şu ana kadar. Pınar Karşıyaka'nın ise 3 faul var. Kenan Sipahi. Carey. Eric McCallum. Perde istedi burada. Carey geldi. Eric McCallum içeri yöneldi. Dribblingi kesti burada. Geri çekilerek zor bir atış. İsabetli olmadı. Sonrasında top Jaylen Brown'da kaldı. Vito Brown. İki sayılık atış. Vito Brown isabet yok. Elijah Bryant aldı reboundu. Son 4 dakika 10 saniye ilk çeyrekte. Elijah Bryant, tepede Ercan Osmani, 3 sayılık atış, isabetli olmadı. Sonrasında Vernon Carey, reboundu aldı Jaylen Brown. Tibor Plyce el göstermişti orada, Jaylen Brown güzel gitti potaya, zor pozisyon isabetli değil ama Vernon Carey, takip sayısı geldi burada. Shane Larkin, bu kez de Anadolu Efes hızı geldi. Shane Larkin, Jaylen Brown geldi. Tibor Plyce 3 sayılık atış. Bu da kaçtı. Vernon Carey bir rebound daha aldı burada. Kenan. Erten karşısında. Jaylen Brown. Shane Larkin'le mücadelesi faul çıktı. Shane Larkin'e burada faul geldi. İlk faulini yaptı Larkin. Kararı beğenmedi. Faulün ardından Tomislav Mijatović'in tepkisi ekranda. Eric McCallum. Kenan. Tekrar McCallum. Sol taraftan geçmeye çalıştı Elijah Bryant'ı burada. Faul ödülü çıktı. Elijah Bryant. İkinci faul oldu. Anadolu Efes'te 2 faulde Elijah Bryant, Pınar Karşıyaka'da ise Vito Brown'un 2 faali var. Dip çizgiden topu oyuna sokacak şimdi Karşıyaka. Oyuncu değişikliği. Erkan Yılmaz oyunda. Elijah Bryant'la yer değiştirdi Erkan. O
da sezon içerisinde omuz sakatlığı yaşamıştı. Uzun süre takımdan ayrı kaldı ve artık kadroya döndü Erkan Yılmaz. Eric McCallum. Jaylen Brown. Sol taraftan geçti Erkan'ı. Kenan ekstra pas. Vito Brown şut kullanmadı. Pota altında ters turnikeye yöneldi ama isabetli olmadı. Tibor Plyce. Ercan'da kaldı top. Erkan. Ters tarafta Larkin top istedi. Ercan içeri indirdi. Orada faul çıktı. Tibor Plyce ve Jaylen Brown. Eşleşme avantajı vardı orada Tibor Plyce'ın. Hemen faul geldi. Pınar Karşıyaka'nın da faul hakkı doldu. İşte az önceki pozisyon. Larkin. Boboa. Rodik Boboa. Anadolu Efes'te oyunda. Shane Larkin yine burada faul çıktı. Bir kez daha Jaylen Brown faali yaptı. İkinci faali oldu onun da. Ve şimdi Deron Hilliard Jaylen Brown'la yer değiştirdi Pınar Karşıyaka'da. Euroleague'de Baskonya, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Maccabi forması giymişti Deron Hilliard. Bu sezon Pınar Karşıyaka'da. Shane Larkin. İlk atışı isabetli. Ufuk Sarıca ekranda. 2'de 2 yaptı Larkin. Manisa maçında 23 sayı ve 10 asistle Anadolu Efes'te ön plandaydı Shane Larkin. Kenan. Eric McCallum. Vito Brown alır almaz 3 sayılık atış isabetli olmadı. Tibor Plyce ribaundu aldı. Larkin. Topsuz alanda düdük geldi burada. Eric McCallum. İlk faulünü yaptı Eric McCallum. Ercan Osmani çizgiye geldi şimdi. İlk atışı isabetli Ercan. İkide iki yaptı. 19-12 farkı 7 sayıya çıkardı Anadolu Efes. Kenan. Kenan Sipahi, Deron Hilliard orada dışarı çıktı. Larkin'le kaldı burada. Carey perdeye gelmişti. Kenan Sipahi güzel bir pas ama Vernon Carey zor kontrol etti orada. Sonrasında faul çıktı. Pot altındaki mücadele Anadolu Efes faali yaptı. Tibor Plyce. Anadolu Efes'te faul yapan isim. İkinci faali oldu bu Tibor Plyce'ın. Ardından kenara geldi Will Clyburn parkede. Ercan Osmani 5 numara. Will Clyburn da 4 numaradan süre alacak şimdi. Tyreek Jones kadroda yok. Denoturu sakatlıktan yeni döndü. O da yine kadroda yok Anadolu Efes'te. 5 numara rotasyonunda durum bu şekilde. İlk serbest atış isabetli Vernon Carey. Süper Lig'de 14,9 sayı ve 6,8 rebound ortalaması vardı Vernon Carey. Bu atışta isabetli oldu 19-14. Larkin. Rodik Boba çıktı perdeden. Tekrar Larkin. Rodik Boba sol taraftan geldi şimdi. Shane Larkin kendi kullandığı 3 sayılık atış isabetli değil. Vernon Carey aldı reboundu. Eric McCallum. Boba karşısında. Carey şimdi perdeye çıktı orada. Eric McCallum Larkin'den kurtardı. Zor pozisyon. Atışında isabet yok. Will Clyburn devamında. Top tekrar Clyburn'da kaldı. Yes, yes, yes.
Clyburn. Darren Hilliard karşısında iki eski takım arkadaşı CSKA'dan. Şimdi Rodrick Bobo'a. Bir fake. Devamında 3 sayılık atış. Rodrick Bobo'a isabetli olmadı. Rebound mücadelesi, top karşı yakada kaldı. Kenan. Faalakları doldu artık. Son 1 dakika 15 saniye ilk çeyrekte. Hilliard. Ercan orada show up'taydı. Kendi gitti potaya. Darren Hilliard kaçırdı. Shane Larkin. Hızlı geldi şimdi Larkin. Clyburn. Erkan. Ercan geldi perdeye. Larkin. Mert Celep karşısındaydı. Shane Larkin. Kolay gitti potaya yine. Turnike'yle bitirdi Shane Larkin. 21-14. 7 sayıya ulaştı Larkin. Kenan. Eric McCallum. Faul çıktı burada. Ercan Osmani. Faul alma konusunda gerçekten çok iyi bir oyuncu Eric McCallum. Özellikle şuta kalktığı pozisyonlarda, burada da Ercan'ın dışarıda kalmasını iyi değerlendirdi. İki serbest atış kullanacak Eric McCallum. Salih Altundaş şimdi. Uzun rotasyonunda oyunda Anadolu Efes'te genç oyuncu Ercan Osmani ile yer değiştirdi. Salih. 2006 doğumlu Salih. Anadolu Efes altyapısından geldi. Pınar Karşıyaka'da da Thomas Akyazılı oyuna girecek. Eric McCallum. İlk atışı isabetli. Eric McCallum. İkide iki yaptı Eric McCallum. Thomas Akyazılı oyunda. Eric McCallum kenara geldi. 40 saniye var. İlk çeyreğin sona ermesine. Shane Larkin. Thomas Akyazılı karşıladı onu. Rodrick Bobo'a şimdi çıktı perdeden. Bobo'a potaya gitmeyi tercih etti. Rodrick Bobo'a Panya'nın da yardımıyla şık bir basket. 23-16 farkı tekrar 7 sayıya çıkardı Efes. Kenan. 2 saniyelik fark var maç ve hücum süresi arasında. Kenan Sipahi. Shane Larkin'le kaldı burada. Kenan yaklaştı potaya. Sırtı dönük oyunda bitirmeye çalıştı. Olmadı. Rodrick Bobo'a. 3 saniye var. Rodrick Bobo'a. Thomas Akyazılı geldi. Sonrasında Mert Celep. 1.6 saniye var. Kenardan topu oyuna sokacak Efes. Oyuncu değişikliği olacak. Thibaut Plyce oyunu aldı. Tomislav Mijatović, Salih Altuntaş kenarda. Will Clyburn. Rodrick Bobo'ya çıkartmaya çalıştı Efes. Tekrar Clyburn. 3 sayılık atış. Süre biterken isabetli olmadı. İlk çeyrek skoru Anadolu Efes 23, Pınar Karşıyaka 16. Basketbol milli takımları ana sponsoru Hepsi Burada ile maç heyecanı devam edecek. Bir yıl ücretsiz şarj hediyesi, MG Value Guard değer koruma programı ve sıfır faiz avantajıyla dünyanın en havalı çıkışı, MG4 çıkışı. MG4, MG yetkili satışlarında. %100 yerli. Yenilenen Blade terlemeyi değil, ter kokusunu önler. Göztepe Manisa Futbol Kulübü maçı bu akşam 20'de TRT Spor'da ve trtspor.com.tr'de.
Basketbol milli takımları ana sponsoru Hepsi Burada ile maç heyecanı devam ediyor. İNG Türkiye Kupası'nda yarı finalde ilk maç Anadolu Efes 23, Pınar Karşıyaka 16 değerli izleyenler. 3 sayılık atışlarda Anadolu Efes 7 denemede sadece 1 isabet buldu. Serbest atışlarda 6'da 6 yaptılar. 2 sayılık atışlarda ise 9'da 7 ile mücadele etti Efes. Diğer tarafta Pınar Karşıyaka 3 sayılık atışlarda isabet yok. 4'te 0, 2 sayılık atışlar 15'te 5 ve serbest atışlar yine 6'da 6 Pınar Karşıyaka'da. Reboundlarda 11-10 Anadolu Efes öndeydi. Asistlerde ise 5-4. Pınar Karşıyaka üstün durumda. Rodrik Boboa, Salih Altuntaş smaca gitti, orada blok geldi. Sonrasında bir blok daha. Furkan Altalı orada sayı şansını vermedi. Pot altında duvarı ördü. Eric McCallum. Boboa karşısında. Darren Hilliard. Tekrar McCallum. 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Sonrasında top Efes'ten dışarı çıktı. Pınar Karşıyaka hücumu devam edecek. 3 sayılık atışlarda 5'te 0 oldu Karşıyaka. Pota altından gelen sayılarda 14-6. Anadolu Efes üstün durumda. Hilliard. Eric McCallum. Hilliard'a veremedi orada. Süreyi kontrol etti şimdi Eric McCallum. Ters tarafta Mert Celep, Thomas Akyazılı forvetten 3 sayılık atışında isabet yok. Darren Hilliard'da kalan top savunmayı geçti. Güzel de bir pas verdi. Furkan Altalısı maçı bitirdi. Darren Hilliard'ın pasını vurdu. Asiste çevirdi Furkan. Will Clyburn. 23-18. Salih çıktı perdeye. Will Clyburn. Hilliard'la kaldı burada. Furkan da şovaptaydı. Will Clyburn, Rodrik Boboa hemen içeri indirdi. Salih Altuntaş, top kaybı. Thomas Akyazılı ve Mert Celep vardı orada. Top kaybı geldi. Eric McCallum. Furkan devrildi. Faul çıktı burada. Salih Altuntaş. İlk faulini yaptı Salih. Ercan Osmani şimdi oyuna girdi. Salih Altuntaş kenarda. İlk faulünü yaptı bu çeyrekte Efes. Hilliard. McCallum. Tekrar Hilliard topla buluştu. Eric McCallum, Rodrik Boboa karşısında. Perdeye çıktı şimdi Furkan. Ercan'la kaldı Eric McCallum. Pası tercih etti. Darren Hilliard süre biterken atışı airball. Will Clyburn. Clyburn burada topu kaybetmedi. Shane Larkin. Thomas Akyazılı'dan kurtardı. Ercan Osmani pota altında, atışında isabet yok. Devamında Furkan Altalı. Savunmada iyi başladı Furkan. Burada da tüm sahayı kat etti ve smaçı bitirdi Furkan Altalı. Hem savunmada hem de hücumda iş başında. Eric McCallum'dan gelen asist ve Furkan Altalı'dan gelen smaç ekranda. Rodrik Boboa. Dışarıda Clyburn. Rodrik Boboa orada köşedeydi diğer tarafta. Bir Clyburn kendi kullandı. Atışında isabet yok. Eric McCallum. Darren Hilliard. 3 sayılık atış Darren Hilliard. Yine airball. Üst üste 2 airball geldi. Ve sonrasında Will Clyburn'e faul yapıldı burada Mert Celep. Pınar Karşıyaka'nın da bu çeyrekte ilk faulü. Jaylen Brown şimdi. Darren Hilliard'la yer değiştirdi Pınar Karşıyaka'da. İşte Furkan Altalı burada yaptığı blok. Sonrasında hücumu başlattı. Ve devamında yine hızlı hücumda noktayı koymuştu. Shane Larkin potaya gitti. Shane Larkin faul ödü çıktı burada.
İşte faul pozisyonu. Thomas Akyazılı faul yapan oyuncu oldu Pınar Karşıyaka'da. İlk faulünü yaptı Thomas Akyazılı. Rodrick Boboa. Shane Larkin. Yine burada Thomas Akyazılı ile kaldı. İçeri güzel bir pas Ercan ama pası vermeden önce steps yaptı Ercan Osmani. Top kaybı Anadolu Efes'te. Beşinci top kaybını yaptı Efes. Vito Brown şimdi oyuna girdi. Mert Celep kenarda Pınar Karşıyaka'da. Anadolu Efes 12 kez kazandı Türkiye Kupası'nı. Son şampiyon unvanıyla başladılar. Geçen sezon yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle Türkiye Kupası oynanmamıştı. Vito Brown, Will Clyburn'dan kurtardı. İki sayılık atışı isabetli Vito Brown. Oyuna girdi ve burada basketi buldu. Pınar Karşıyaka farkı tek sayıya indirmeyi başardı. İkinci periyoda iyi başladı İzmir ekibi. Rodrick Boboa. Rodrick Boboa yine top kaybı Anadolu Efes'te. Eric McCallum hızlı hücumda adımladı burada. Erkan'ı da gözleriyle takip etti ve sonrasında turnike. Pınar Karşıyaka öne geçti, moladayız. A101'de haftanın yıldızları. Finish Quantum 30'lu bulaşık makinesi tableti 149 lira. Anadolu Efes 23, Pınar Karşıyaka 24. İkinci periyoda İyi başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu değerli izleyenler. 8-0. Burada bulduğu seriyle beraber Pınar Karşıyaka öne geçmeyi başardı. Özellikle Furkan Altalı potu altında önemli işler yaptı. Hem savunmada hem de işin hücum tarafında. Az önce mola geldi. Şu anda iki tarafta hakemle diyalog halinde. Sarıca ve Tomislav Mijatović. Pınar Karşıyaka 3 sayılık atışlarda hala isabet bulamadı. Buna rağmen öne geçmeyi başardılar. 2 sayılık atışlarda 20'de 9 yaptı Pınar Karşıyaka. İki takım arasında Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan maçta kazanan taraf Pınar Karşıyaka olmuştu. Farklı bir galibiyet gelmişti İzmir'de. Şimdi Shane Larkin. Boboa. Furkan dışarıda kaldı. Furkan Altalı bu topu da kazandı. Thomas Akyazılı'yı gördü. Bir turnike daha geldi Pınar Karşıyaka'da. Furkan Altalı gerçekten çok önemli işler yapıyor oyuna girdikten sonra. Bir kez daha izliyoruz. Verdiği pas ve Thomas Akyazılı'dan gelen turnike. 4 top çaldı şu ana kadar Furkan Altalı. Larkin, Ercan'dan gelen perde, Shane Larkin. Anadolu Efes'in suskunluğu sona erdi. Shane Larkin çift taneye çıktı kaptan. 26-26. McCallum. Clyburn'le kaldı burada Eric McCallum. Thomas Akyazılı. Orada Eric McCallum'un koşusunu düşündü ama top ona gelmedi. Vito Brown 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Ercan çeldi top dışarıda. Ercan Osmani'den çıktı top burada. Ufuk Sarıca faul beklemişti. Evet. Mola istedi Ufuk Sarıca. Mola
havalı değil mi? %100 yerli. Anadolu Efes 26, Pınar Karşıyaka 26, Konya'da yarı finalde ilk maçta izlerli izleyenler. Furkan Altalı Galatasaray maçında bıraktığı yerden devam ediyor. Anadolu Efes karşısında da oyuna girdikten sonra çok kısa süre içerisinde katkı verdi. 4 top çaldı, yaptığı bloklar ve ardından hızlı hücumlarla bulduğu basket, yaptığı asist. Furkan Altalı gerçekten yerli rotasyonunda Pınar Karşıyaka'da önemli bir oyuncu ve oyuna girdikten sonra da bu katkıyı vermeyi başardı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 10 sayıda, Will Clyburn'den şu ana kadar sayı gelmedi Anadolu Efes'te. Erten Gazi de maçın başında 5 sayılık katkı yapmıştı. Eric McCallum topu oyuna sokacak. 14 saniye hücum süresi. McCallum 5 saniye oldu. 5 saniye oldu. Topu oyuna sokamadı Pınar Karşıyaka. Pas verecek arkadaşını bulamadı burada. Ve sonrasında hücum sırası Anadolu Efes'te. Elijah Bryant. Larkin. Clyburn orada perdeye geldi. Shane Larkin. Ercan'ı diğer tarafa yolladı. Rodrik Boboa'ya güzel bir pas verdi ama ilk anda kontrolü sağlayamadı Boboa. Shane Larkin sonrasında 3 sayılık basket. O güzel pas asiste dönüşmedi ama sonrasında 3 sayılık basket Shane Larkin. 13 sayıda 29-26. Eric McCallum. Jaylen Brown. Tekrar McCallum topu aldı. Furkan çıkmıştı perdeye. Diğer tarafa gitti Eric McCallum. Güzel bir pas potu altında. Furkan ters taraftan noktayı koydu. Eric McCallum burada şut verdi. Şut kullanmadı. Güzel bir pas verdi. Furkan da basketi buldu. Elijah Bryant. Dışarı çıkardı Ercan. Faul çıktı burada. Furkan Altalı. Furkan da yoruldu. Ve şimdi... Kenara geldi Furkan Altalı. Vernon Carey ile yer değiştirecek. Hakem de Ufuk Sarıcan'ın yanında. İlk faulünü yaptı Furkan Altalı. Ve sonrasında kenarda. Ercan. Clyburn. Sırtı dönük. Burada Jaylen Brown savunmasında Vito Brown'da gelmişti Ercan Osmani. Ercan güzel kurtardı rakibinden Ercan Osmani. Şık bir basket. Vernon Carey orada savunmasındaydı ama kurtarmayı başardı Ercan Osmani. Thomas Akyazılı. Bu arada Rodrik Boboa'nın yaptığı müdahale. Jaylen Brown sonrasında top dışarıda. Pınar Karşıyaka hücumu devam edecek. 9 saniye var. Rodrik Boboa araya girmişti. Pınar Karşıyaka da Darren Hilliard bir kez daha oyuna girdi. Thomas Akyazılı kenarda. İşte az önceki pozisyon bu şekilde ekrana yansıdı. Rodrik Boboa da elini tuttu orada. Eric McCallum. Eric McCallum. İki sayılık atış. Dribbling üstü isabetli olmadı. Ercan aldı reboundu. Clyburn. Üç sayılık fark. Will Clyburn. Vito Brown'ın sırtını aldı şimdi. Güzel geçti ama öncesinde faul var. Yerde faul kararı Vito Brown. Üçüncü faulünü yaptı Vito Brown. Pınar Karşıyaka adına olumsuz bir haber. Üç faule geldi Vito Brown. Şimdi Kenan Sipahi ile yer değiştirdi. Bu çeyrekte faul hakkı doldu Pınar Karşıyaka'nın. Anadolu Efes'te tek faul yaptı. Elijah Bryant. Shane Larkin. Tekrar Elijah Bryant. Sırtında Eric McCallum vardı. Ercan'ı gördü. Üç sayılık atış. Ercan Osmani kaçırdı. Will Clyburn top tekrar Elijah Bryant'ta kaldı.
Fırsat sayısı burada. Elijah Bryant farkı 5 sayıya çıkardı. Kenan. Carey orada perdeye çıkmıştı. Jaylen Brown içeri indirdi. Vernon Carey döndü yüzünü potaya. 2 sayılık atışında isabet yok. Shane Larkin. Elijah Bryant. Clyburn. Yine McCollum savunmasında. Eric McCollum'dan orada ilginç savunma sonrasında 3 sayılık atış isabetli olmadı. Rodrick Bobo'a kaçırdı. Jaylen Brown hızlı hücumda Pınar Karşıyaka. Burada top Panya'ya değmişti. 2 sayılık basket Pınar Karşıyaka. Yine hızlı hücumda gelen basket. Bu kez Jaylen Brown. Bir kez daha izliyoruz. Rodrick Bobo'a geldi. Uzun kollarıyla topa müdahale etmeyi başardı ama top önce Panya'ya çarpmıştı. Shane Larkin, Bobo'a, Elijah Bryant, McCollum burada yine savunmada topuna müdahale etmeyi başardı. Kenan da geldi, son anda pasını verdi Elijah Bryant. Ercan Osmani pot altında, Will Clyburn burada, evet, faul kararı çıktı. Will Clyburn. Hücum faul kararı geldi. Will Clyburn pozisyon ekrana yansıdı. Rodrick Bobo oyundan çıktı. Erten Gazi parkede Anadolu Efes'te. İlk 5'te başlamıştı Erten Gazi. McCollum. Dribbling'i kesti. Darren Hilliard. Serbest atış çizgisinden tekrar dışarı çıkardı. Vernon Carey çıktı şimdi. Eric McCollum içeride top kaybı. Vernon Carey'i düşündü ama kontrolü sağlayamadı orada. Zor bir pas ve devamında top kaybı. İki top kaybı yaptı şu ana kadar Pınar Karşıyaka. Bu rakam Anadolu Efes'te 5. Larkin. Shane Larkin, Vernon Carey dışarıda kalmıştı. Shane Larkin geçmeyi başardı rakibini. Will Clyburn şut kullanmadı. Will Clyburn, Ercan Osmani 3 sayılık atış isabetli. Topu dolaştırdı ve sonrasında 3 sayılık basket geldi Ercan'dan. Molaya gidiyoruz bir kez daha. Anadolu Efes 36, Pınar Karşıyaka 30. Az önce Ercan Osmani'den gelen 3 sayılık basket ve sonrasında Ufuk Sarıca molayı aldı. İlk yarının sona ermesine 1 dakika 40 saniye var değerli izleyenler. Az önceki hücumda topu dolaştırdı ve sonrasında Ercan'la 3 sayılık atışta isabeti bulmayı başardı Anadolu Efes. İstatistikleri paylaşacağım ama şu anda bir sıkıntı da var canlı istatistikte. Bu da Shane Larkin yerde kalmıştı. Sonrasında Will Clyburn pasını verdi. Shane Larkin de hakemle diyalog halindeydi mola sırasında. Şu anda 13 sayıda. Maçta en skorer oyuncu konumunda Shane Larkin. Ufuk Sarıca da yine burada hakemin yanında. Uyarı geldi Anadolu Efes tarafına. Çeyrek skoru 14-13 Pınar Karşıyaka lehine. Şimdi mola sonrasında oyun başladı. Kenan
Erten savunmasında. Kenan Sipahi. Perde geldi orada Carey'den tekrar. Vernon Carey potu altında. Alan açtı kendisine, olmadı. İkinci bir şans. Bu da kaçtı. Ve sonrasında top Larkin'de. Shane Larkin. Hızlı geldi burada Shane Larkin. Hücum faul kararı. Kenan Sipahi yerde kaldı burada Shane Larkin. Az önce hakeme de sinirlenmişti burada. Kendi oynadı. Potaya gitmeye çalıştı ve faul çıktı. Rodrick Bobo'a oyuna girdi. Shane Larkin kenarda Efes'te. İkinci faulünü yaptı az önce Shane Larkin. Pınar karşı yakada yine. Vito Brown oyuna girerken Eric McCollum kenarda. 3 faali var Vito Brown'un. Hilliard. Jaylen Brown. Vito Brown'u gördü burada. Clyburn savunmasındaydı. Son 1 dakika ilk yarıda artık. Jaylen Brown. Kenan tepedeydi. Carey dışarı çıkardı. Darren Hilliard 3 sayılık atış. Bu da kaçtı. Dış atışlarda çok sıkıntı yaşadı Pınar Karşıyaka. Elden aldı topu burada Kenan Sipahi. Dışarı çıkardı Darren Hilliard. Jaylen Brown. Sete yerleşti tekrar. Jaylen Brown. Potu altında. Fadüdü çıktı burada. Ercan Osmani. Anadolu Efes'te faul yapan oyuncu. İkinci faul. Anadolu Efes'in dördüncü takım faulü ve üç kere ikinci takım faulü sınırına ulaşıldı. İşte az önce Kenan Sipahi'nin burada Ercan'ın elinden çaldığı top. Şimdi Vito Brown iki sayılık atış. Bu da kaçtı ama reboundu ilk pozisyonda alamadı Erkan. Sonrasında Ercan. Bobo. Faulakları doldu. 7 saniyelik fark var maç ve hücum süresi arasında. Rodrick Bobo'a, Erten Gazi, Will Clyburn. Vito Brown karşısında Will Clyburn, Erkan'ı gördü. Bir fake sonrasında Erten o noktadan bir isabeti vardı. İkincisi gelmedi. Darren Hilliard son 2 saniye. Darren Hilliard dengesini kaybetti bir an. Sonrasında atışında isabet yok. İlk yarı sona erdi. Anadolu Efes 36, Pınar Karşıyaka 30. Yarı finalde ilk maçta ilk yarı skoru. İNG Türkiye Kupası'nda yarı finalde ilk maç Anadolu Efes 36, Pınar Karşıyaka 30. İlk yarıda ortaya çıkan skor bu şekildeydi. İki takımın şut performansları ekranda. 3 sayılık atışlar 14'te 4 Anadolu Efes ve 9'da 0 Pınar Karşıyaka. Serbest atışlarda iki tarafta 6'da 6 yaptı. Reboundlarda Anadolu Efes 20, Pınar Karşıyaka 18'di. 11 asist yaptı Pınar Karşıyaka. Bu rakam Anadolu Efes'te 7 idi değerli izleyenler. 8 top kaybı Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'dan yalnızca 2 top kaybı geldi ilk yarıda. Skor dağılımına da baktığımızda Anadolu Efes'te kaptan Shane Larkin 13 sayıyla oynadı. 3 asist yaptı. 4 de rebound aldı Shane Larkin. Pınar Karşıyaka'da ise Vernon Carey pot altında 12 sayısının yanında 6 da rebound aldı. Ve hücumda öne çıkan isim olmayı başardı Shane Larkin de. İlk yarıda gerçekten çok motiveydi. Bu maçı kazanmak istiyor o da. Hakemle de pek çok pozisyonda diyalog içerisine girmişti Shane Larkin. Ve işte Furkan Altalı oyunda kaldığı bölümde gerçekten önemli katkı yaptı. 6 dakika, 6 sayı, 2 asist, 1 rebound ve 2 top çalma Furkan Altalı. Ortaya koyduğu rakamlar bu şekildeydi. Rakibin top kayıplarından 6 sayı buldu Pınar Karşıyaka ilk yarıda. Bu rakam Anadolu Efes'te 3'tü. Boyalı alandan gelen sayılarda eşitlik var. 18-18. Diğer tarafta ikinci şans sayılarında ise 6-4. Yine Pınar Karşıyaka üstün. Hızlı hücumlu Anadolu Efes'in sayısı yok. Pınar Karşıyaka ise 8 sayı buldu. Bench'ten gelen katkıda ise yine Ufuk Sarıcan'ın takımı 8-2. Üstün durumda değerli izleyenler. Anadolu Efes farkı 7 sayıya kadar çıkardı ilk yarıda. Pınar Karşıyaka'nın ise maçın başında 3 sayılık üstünlüğü vardı. Durumlar bu şekilde.
Bu maçın ardından saat 21'de TRT Spor Yıldız ekranlarında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka finale çıkan ikinci takım olmak için kozlarını paylaşacak. Bu maçta taraftar sayısı çok fazla değil ama ikinci maçta derbide salonun tamamına yakınının dolmasını bekliyoruz. Bunu da belirtelim. Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi ilk çeyrek skoru 23-16. Anadolu Efes üstünde, ikinci periyotta ise 14-13 Pınar Karşıyaka öndeydi. Anadolu Efes Süper Lig'de 17 galibiyet ve 3 mağlubiyeti aldı. Pınar Karşıyaka'nın ise 13 galibiyet, 7 mağlubiyeti var. Anadolu Efes Euroleague'de 24. haftada Jalgiris'e kaybetmiş, ardından Erdem Can'la yollar ayrılmıştı. 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet var. Son haftalarda Olimpia Milan ve Maccabi karşısında gelen galibiyetler play-in hattında mücadelesini devam ettirmek istiyor. Anadolu Efes, Tomislav Mijatović ekrandaydı. Euroleague'de 2 maçı kazandı. Süper Lig'de 2 maçta galip ayrıldı ve Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde Manisa'yı mağlup etmişti. Tomislav Mijatović yönetiminde Anadolu Efes. İkinci yarı başında Eric McCallum, Jaylen Brown, Vernon Carey, Hakan Sayılı ve Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka'nın 5'i bu şekilde. Anadolu Efes'te Shane Larkin, Erten Gazi, Elijah Bryant, Will Clyburn ve Tibor Plyce. İkinci yarıda ilk hücum Pınar Karşıyaka'dan geliyor. Eric McCallum forvette 3 sayılık atışı isabetli. Jaylen Brown asistin sahibi. 36-33 Eric McCallum. Pınar Karşıyaka'nın 3 sayılık atışlarda ilk isabeti aynı zamanda. 10'da 1 oldu Pınar Karşıyaka. Will Clyburn. Hakan Sayılı var savunmasında, faul çıktı burada. Clyburn'un sevdiği sırtı dönük pozisyonlar. Fatih Aslanoğlu orada faulü çaldı. Bir kez daha izliyoruz. İlk yarıda süre almamıştı Hakan. İkinci yarının başında sahada. Elijah Bryant. Shane Larkin potu altında boş kaldı. Zor pozisyon. Shane Larkin iki serbest atış kullanacak. 30 saniye olmadan iki faul yaptı bu çeyrekte Pınar Karşıyaka. Jaylen Brown faul yapan isimdi. Shane Larkin. Serbest atışlarda 4'te 4 oldu Shane Larkin. İkide 2 yaptı. Vasilije Micić sonrasında bu sezon yükü daha da arttı ama Shane Larkin her kulvarda gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu bu sezon. Eric McCallum, Tibor Plyce'den kurtardı. Aynı nokta. Bir kez daha isabeti buldu Eric McCallum. Üst üste 6 sayı. 38-36. Eric McCallum bir anda çifthaneye çıktı. 11'de 2 oldu burada. Dış atışlarda Pınar Karşıyaka. Elijah Bryant yine faul geldi. Eric McCallum'la. Yaşadığı gerginlik sonrasında Jaylen Brown da geldi Kenan Sipahi ile beraber. Eric McCallum yerde kalmıştı. Bakalım çıkan karar ne olacak? İşte pozisyon. İki oyuncu da burada birbirine takıldı. İki tarafa da, iki bençe de oturmaları yönünde uyarı geldi. Şimdi hakemler orta sahada toplandı. Ardından gelen kararları göreceğiz. Eric McCallum üst üste 2 üçlük buldu. Sonrasında Elijah Bryant'a yaptığı faul ve yaşanan gerginlik. Evet, sportmenlik dışı faul geldi burada. Fatih Aslanoğlu, sportmenlik dışı faul kararları. Eric McCallum şimdi çizgiye geldi.
İlk serbest atışta isabeti buldu Eric McCallum. Az önce gelen sportmenlik dışı fauller, Elijah Bryant'ın da 3. faali oldu. Eric McCallum 2. atışta isabetli. Sonrasında Pınar Karşıyaka kenardan topu oyuna sokacak. İşte Elijah Bryant 3 faale ulaştı. Pınar Karşıyaka ikinci yarı başında farkı kapatmayı başardı. 38-38. Eric McCallum önce üçlükler, ardından serbest atışlar. Carey'den gelen perde. Eric McCallum köşeyi gördü. Kenan Sipahi 3 sayılık atış isabetli olmadı. Shane Larkin. Thibaut Plyce'den gelen perde. Larkin içeri indirdi. Plyce, Elijah Bryant potaya yöneldi. Dışarı çıkardı. Erten Gazi boş şutu buldu. İsabeti de buldu Anadolu Efes. 41-38. Asistin sahibi Elijah Bryant. Dış atışlarda 3'te 2 yaptı Erten. İlk yarıda yine köşeden bulmuştu isabeti. Jaylen Brown. Kenan Sipahi. Carey orada top istemişti. Hakan Sayılı'yı gördü ama hücum faal. Hücum faal kararı Kenan Sipahi. Erten Gazi yerde kaldı orada. Sonrasında hücum faal. Hücum faal 55 numara Kenan Sipahi. Birinci faal. Pınar Karşıyaka'nın 4. defa faal ve Kocaeli'deki takım faal sınırına ulaşıldı. Larkin. Faal hakkını çok erken doldurdu bu çeyrekte Pınar Karşıyaka. 2 dakika olmadan faal hakkı doldu. Will Clyburn Erten'i diğer tarafa yolladı. Hakan savunmasında Clyburn. Şimdi yardım da geldi orada Jaylen Brown'dan. Thibaut Plyce el üstü orta mesafe isabetli değil. Elijah Bryant top burada Efes'te kaldı. Will Clyburn atak etti potaya. Will Clyburn zor pozisyon isabetli değil. Elijah Bryant tamamlayamadı. Thibaut Plyce da orada rebound'u aldı sonrasında Shane Larkin. Bir hücum şansı daha Efes adına derken top kaybını yaptı burada Larkin. Carey'den gelen pas Kenan Sipahi. Pot altında Hakan Sayılı faul çıktı. Erten Gazi yaptı faulü. İki serbest atış kullanacak Pınar Karşıyaka. İkinci faulünü yaptı Anadolu Efes. İşte pozisyon. Kenan Sipahi'den gelen pas arası. Carey'den burada topu aldı Kenan. Sonrasında Hakan'ı gördü ve devamında faul geldi. İlk atışı isabetli Hakan Sayılı. ...2000 doğumlu o da Hakan Sayılı, Banvit, Beşiktaş, Darüşşafaka formaları giydi. Burada serbest atışlarla gelen sayılar 41-40. Anadolu Efes'te Elijah Bryant oyundan çıktı az önce. Rodrick Bobo'a. Shane Larkin. Clyburn. Bobo'a. Forvet'ten topu aldı burada Kenan savunmasında. Eric McCallum da gelmişti orada. Will Clyburn. Kenan Sipahi savunmasında 2 saniye kaldı. Bobo'a sürenin farkına vardı. Zor pozisyon. Rodrick Bobo'a. Tek ayak üstünden burada basketi buldu Rodrick Bobo'a. 43-40. Kenan. Vernon Carey. Eric McCallum'u çıkarmadı orada ilk pozisyonda Erten. Şimdi aldı topu Eric McCallum. 3 sayılık atış el üstünden. Eric McCallum isabeti bulamadı. Will Clyburn. Shane Larkin, Jaylen Brown'dan kurtardı. Tibor Plyce maçta bitirdi. Shane Larkin bir asist daha yaptı. Çok hızlı gitti potaya Efes. Ve Tibor Plyce da burada. Smaç'la bitirdi pozisyonu lacivert beyazlılar. Kenan. Kenan Sipahi perde sonrasında potaya baktı. 2 sayılık basket Kenan Sipahi. 3'e indirdi farkı Karşıyaka. Shane Larkin. Larkin şimdi adam değişti. Clyburn. Orada eşleşme avantajı var Jaylen Brown karşısında. Yardım gelince pası düşündü ama top kaybı oldu. Eric McCallum. Pota altında Hakan boş kaldı. Çok hızlı gitti orada rakip potaya. Smaç'la bitirdi. Mola istedi Tomislav Mijatović.
9'luk çeyrek skoru Pınar Karşıyaka farkı tek sayıya indirmeyi başardı değerli izleyenler. Az önce Tomislav Mijatović'ten mola geldi hızlı hücumla. Hakan Sayılı'dan gelen smaç ve devamında Tomislav Mijatović oyuna müdahale etti. Anadolu Efes'te top kayıpları bugün fazla. Şu ana kadar 11 top kaybı yaptılar. Pınar Karşıyaka'da bu rakam sadece 3. Reboundlarda 26-18. Anadolu Efes üstün durumda. 3 sayılık atışlarda 15'te 5 yaptı Efes. Pınar Karşıyaka ise 13'te 2. Serbest atışlarda 10'da 10. Pınar Karşıyaka. Bu rakam Anadolu Efes'te 8'de 8. İki tarafta serbest atışlarda kaçırmadı şu ana kadar. Erten. Baskı var orada. Erten Gazi çıkmayı başardı. Tibor Plyce'ı düşündü ama 12. top kaybını yaptı Efes. Kenan Sipahi, Eric McCollum hemen kullandı. 3 sayılık atış. Eric McCollum bir defa faul bekledi orada. Oyun devam etti. İkinci yarının başında 3. üçlüğünü yolladı Eric McCollum. Rodrick Bobo'a panyal atışta isabet yok. Darren Hilliard öne geçti Pınar Karşıyaka ve şimdi farkı açma şansı. Hilliard, Hakan yakın aldı potaya, döndü yüzünü ve bitirdi Hakan Sayılı. Üst üste bulduğu 4 sayı, 49-45 yaptı skoru Pınar Karşıyaka. 19-9'da başladı ikinci yarıya Pınar Karşıyaka ve öne geçmeyi başardılar. Shane Larkin, Thibaut Plyce düdük geldi burada. İşte faul pozisyonu. Eric McCollum 3. faulünü yaptı. Eric McCollum'un yanı sıra Jaylen Brown ve Vito Brown yine 3'er faulde Pınar Karşıyaka'da. Anadolu Efes'te Elijah Bryant'ın 3 faulü var. Tibor Plyce ve Ercan Osman'ı 2'şer faulde. İlk atışı isabetli Tibor Plyce. İkide iki yaptı Plyce. Serbest atışlarda yoluna kayıpsız devam ediyor Efes. Hakan. McCollum. El gösterdi orada Tibor Plyce. Eric McCollum bir adım step back. Sonrasında 3 sayılık atışında isabet yok. Kenan. Perdeyi kullandı burada Kenan Sipahi. Hakan Sayılı. Ercan çıktı karşısına. Hakan 3 saniye var. Ercan geçirmedi. Uzaklardan 3 sayılık atış. İsabetli olmadı. Ercan Osmani burada. İyi savunma geldi. Sonrasında Kenan Sipahi'nin şutu kısa kaldı. Will Clyburn faul beklemişti. Devam etti. Tibor Plyce 2 sayılık basket. Tibor Plyce'dan bir kez daha molaya gidiyoruz. Göztepe Manisa Futbol Kulübü maçı bu akşam 20'de TRT Spor'da ve trtspor.com.tr'de. İkinci yarıya iyi başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Öne geçtiler ve sonrasında Anadolu Efes bir kez daha eşitliği sağladı. 49-49 ve az önce mola geldi değerli izleyenler. Çeyrek skoru 19-13 Pınar Karşıyaka. Bu maçın ardından saat 21'de Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka İkinci finalist olmak için kozlarını paylaşacak. O maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Bunu da belirtelim değerli izleyenler. Final maçı ise yine pazar günü saat 15.30'da TRT Spor Yıldız'da olacak. Mola sonrasında Kenan Sipahi ile Pınar Karşıyaka hücumda. Furkan.
McCollum faul çıktı burada. Will Clyburn faali yaptı. Anadolu Efes'in bu çeyrekte 3. faali Will Clyburn. Deron Hilliard. McCollum. Tibor Plyce orada. Show-up'a çıktı. Şimdi Vito Brown forvette. 3 sayı katışını kaçırdı. Rebound mücadelesi Ercan Osmani. Top burada Anadolu Efes'ten çıktı. Will Clyburn. Pınar Karşıyaka adına bir hücum şansı daha şimdi. 14 saniye hücum süresi. Kenan Sipahi. Hilliard. Furkan devrilmişti orada. Deron Hilliard onu düşündü ama Shane Larkin. Burada araya girdi. Topu kazandı Shane Larkin. Hilliard bu kez savunmada. Larkin el üzerinden 3 sayılık atış kısa kaldı. Eric McCollum reboundu aldı. Eric McCollum. Furkan yine devrildi orada. Vito Brown'u tercih etti. Aradan Furkan Altalı'yı gördü. Furkan alan açmaya çalıştı kendisine. Tibor Plyce geçirmeyince dışarı çıkardı. Sonrasında evet 3 saniye kararı. Top kaybı Pınar Karşıyaka'da. Pınar Karşıyaka'nın 5. top kaybı oldu. Bu rakam Anadolu Efes'te 12. Ufuk Sarıcı ekranda. Shane Larkin. Clyburn. Clyburn açıldı tekrar. Vito Brown'la kaldı burada. Sol taraftan geçmeye çalıştı. Bir Clyburn dışarı çıkardı. Rodrick Bobo'a 3 sayılık atışını kaçırdı. Devamında topun karşı yakada. Kenan. Son 2 dakika 50 saniye 3. periyotta. Eric McCollum. Ters tarafı gördü. Deron Hilliard Ercan'la kalmıştı. 3 sayılık atış. O da kaçtı. Sonrasında faul çıktı. Furkan Altalı ve Will Clyburn arasındaki mücadele faul kararı geldi burada. Pınar Karşıyaka'da faul hakkı erken dolmuştu. İşte az önceki pozisyon Hilliard kaçırdı ve ardından faul düdüğü geldi. Serbest atışlarda 10'da 10 yaptı Efes. Will Clyburn çizgide. İlk atışını kaçırdı Clyburn. İkinci atışı isabetli. Will Clyburn. İlk sayısı oldu. Saha içi isabeti yok şu ana kadar. 20 dakika oyunda kaldı Will Clyburn. Kenan. Potaya gitti Kenan Sipahi. Yüksekten çıkardı elinden. Güzel bir basket. 51-50 yaptı skoru Kenan. Dördüncü sayısı. Bobo'a. Thomas Akyazılı az sonra oyuna girecek Pınar Karşıyaka'da. Tibor Plyce devrildi. Bobo'a. Sonrasında Deron Hilliard. Topu kazandı burada Pınar Karşıyaka. Kenan. Clyburn karşısında. Furkan çıktı perdeye. Kenan Sipahi. Aynı şekilde gitti ama bu kez açıldı. Plyce karşısındaydı. Topu kaybetti. Shane Larkin hızlı geldi Efes şimdi. Rodrick Bobo'a. Tekrar Larkin. Ercan'ın perdesi. Açıldı tekrar Shane Larkin. Vito Brown savunmasında. 10 saniye kaldı. Shane Larkin. Birebir oynadı burada. Gitti potaya Shane Larkin. Çok zor pozisyon. Şapkadan tavşan çıkardı Shane Larkin. Basket faul. Bir kez daha izliyoruz. Vito Brown'a karşı atak etti. Furkan da geldi ama yeterli olmadı. 33 numara Vito Brown. 4. faul. 4. faulünü yaptı Vito Brown. Eric McCollum da oyundan çıktı Pınar Karşıyaka'da. İşte Shane Larkin 17. sayısını kaydetti az önce. Serbest atışta da isabeti buldu Larkin. Kenan. Hilliard. Vito Brown. Thomas Akyazılı.
Tekrar Zeran Hilliard'ı gördü. Furkan'dan gelen perde. Şimdi Furkan içeri devrildi. Atışında isabet yok. İki serbest atış kullanacak Furkan Altalı. Ercan Osmani yaptı faali Anadolu Efes'te. İşte pozisyon. Hakan Sayılı'yı tekrar oyuna aldı Ufuk Sarıca. 4 faali Vito Brown kenarda. Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'nde %40 ile 3 sayılık atış kullanıyor. Bu alanda 32 takım arasında 3. sıradalar. Ama bu maçta dış atışlarda sıkıntı yaşadılar. 18 ile 3 yaptı şu ana kadar İzmir rakibi. 3 isabette Eric McCallum'dan geldi. Furkan. İkinci atışı Furkan Altalı isabetli olmadı. Will Clyburn reboundu aldı. Larkin tek sayılık fark. Baskı vardı orada. Çıkmayı başardı. Rodrick Bobo'a Tibor Plyce çok boş kaldı. Pınar Karşıyaka baskı sonrasında dönmeyi başaramadı ve burada Rodrick Bobo'dan Tibor Plyce'a gelen asist. Hilliard. Darren Hilliard. Alan bulamadı orada. Kenan Sipahi dribling üzeri. Yakın mesafeden atışında isabet yok. Sonrasında yerde kaldı. Shane Larkin Anadolu Efes'te faul yapan isim. Üçüncü faul oldu Shane Larkin'in. İki serbest atış gelecek şimdi Kenan Sipahi. Milli takım kadrosunda da yer alıyor Kenan Sipahi. Gelecek hafta İtalya ve İzlanda ile Eurobasket 2025 elemelerinde parkeye çıkacak milli takımımız. O maçlarda yine TRT Spor ve TRT Spor yıldızlı olacak. İkinci atışı. Bunda isabeti buldu Kenan. 55-53. Shane Larkin. Clyburn. Will Clyburn geçti orada Kenan Sipahi. Zor pozisyon, faul çıktı. Thomas Akyazılı Pınar Karşıyaka'da ikinci faulünü yaptı. İki serbest atış daha kullanacak Will Clyburn. Shane Larkin çeyrek sonunda kenara geldi. Erten Gazi oyunu aldı şimdi Tomislav Mijatović. Will Clyburn ilk atışı isabetli. İkinci sayısı. 6 reboundu ve 4 de asisti var Will Clyburn. 2 de top kaybı yaptı. Eric McCallum ve Vito Brown oyuna giriyor şimdi Pınar Karşıyaka'da. Furkan Altalı'yı oyundan aldı Ufuk Sarıca. Çıkan diğer oyuncu kim? Evet, Kenan Sipahi de kenara geldi. Eric McCallum. Artık son 30 saniye bu çeyrekte. Clyburn'un savunmasında. Eric McCallum. Burakcan Yıldızlı da oyuna girdi Anadolu Efes'te. McCallum onun karşısında şimdi. Dışarı çıkardı. Güzel bir pas. Vito Brown. 3 sayılık atışı isabetli. Eric McCallum. 3 üçlük atmıştı. Burada da asisti yaptı. 8 saniye var şimdi. Will Clyburn. Hilliard karşısında. 5 saniye kaldı. El üzerinden 3 sayılık atışını kaçırdı. Devamında top dışarıda. Hakemler birbirine baktı burada. Will Clyburn biraz daha süresi vardı orada. 4 saniye varken şuta kalktı. Sonrasında isabetli olmadı. Hakemler pozisyonu izleyecek şimdi. Top kimden dışarı çıktı bakacaklar. Vito Brown'dan gelen üçlük dış atışlarda 19'da 4 oldu Pınar Karşıyaka. Anadolu Efes ise 18'de 5 yaptı. Reboundlarda 29-24,
Anadolu Efes üstün durumda şu anda. Asistlerde ise 18-13 Pınar Karşıyaka önde. Hakemler monitör başında. Az önceki pozisyonda top kimden çıktı? Salondaki seyirci sayısı da artmaya devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı için de gelen taraftarlar. ...0.4 saniye var şu anda. Evet. 0.4 saniye. İşte az önceki pozisyon. Bill Clyburn, Burak Can Yıldızlı ve Vito Brown. Evet, 0.9 saniye oldu. Burada süre düzeltildi. Süreye baktı hakemler. Erten topu oyuna sokuyor. Tibor Plyce hemen kullandı burada ama kısa kaldı. Üçüncü çeyrek sonucu Anadolu Efes 57, Pınar Karşıyaka 56. Basketbol milli takımları ana sponsoru Hepsi Burada ile maç heyecanı devam edecek. Ücretsiz şarj hediyesi, MG Value Guard değer koruma programı ve sıfır faiz avantajıyla dünyanın en havalı çıkışı, MG4 çıkışı. MG4, MG yetkili satışlarında. %100 yerli. Yenilenen Blade terlemeyi değil ter kokusunu önler. Göztepe Manisa Futbol Kulübü maçı bu akşam 20'de TRT Spor'da ve trtspor.com.tr'de. Basketbol milli takımları ana sponsoru Hepsi Burada ile maç heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes 57, Pınar Karşıyaka 56 son çeyreğe girerken yarı finalin ilk maçında skor bu şekilde değerli izleyenler. Anadolu Efes'te Shane Larkin'den 18 sayı geldi. Tibor Plyce 10 sayıyla çift taneye çıkan bir diğer isim oldu lacivert beyazlı takımda. Pınar Karşıyaka'da ise Eric McCallum 15 sayı, 5 asist ve 2 reboundla oynarken Vernon Carey 12 sayısının yanında 6 rebound aldı ve 3 de top çaldı. Çift taneye çıkan oyuncular bu şekilde Pınar Karşıyaka'da. Boyalı alandan gelen sayılarda 24-24 eşitlik var. Rakibin top kayıplarından gelen sayılarda ise 11-5 Pınar Karşıyaka üstün durumda. İlk yarı final maçında artık son 10 dakika. Erten. Clyburn. Erten Gazi. Shane Larkin. Boboa oradan çıkamadı perdeden. Şimdi Shane Larkin dışarıda. Tibor Plyce ayak çizgideydi. Atışı isabetli. Tibor Plyce 2 sayılık basket. 59-56 yaptı skoru Anadolu Efes. McCallum. Hilliard. Deron Hilliard orada teması aldıktan sonra atışını kullandı ama faul kararı geldi.
Alper Yılmaz ve Anadolu Efes bench ekranda burada hücum faali yaptı. Deren Hilliard. İşte pozisyon. Pınar Karşıyaka. Evet, Dušan Olimpijević ve Nedim Yücel, Beşiktaş Emlak Akşetbaşı antrenörü ve genel menajeri bu maçı izleyenler arasında. Bu maçın ardından Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlak Akşet maçı saat 21'de TRT Spor Yıldız'da. Erten Gazi poteye gitti, güzel bir turnike geldi. Erten Gazi de bugün hücumda katkı vermeyi başardı. 10 sayıya çıktı Erten. 2 de 3'lük isabeti vardı. Hilliard. İçeride Furkan çok boş kaldı. Devrildi ve smaçı bitirdi Furkan Altalı. 61-58. Kenan Sipahi ve Vernon Carey az sonra Pınar Karşıyaka'da oyuna girecek. Clyburn. Hakan savunmasında Will Clyburn, Tibor Plyce yine burada ayak çizgideydi. Erten Gazi'yi gördü. 3 sayılık atış kaçırdı Erten. Sonrasında Hilliard. Rebound'u aldı Pınar Karşıyaka. Eric McCallum. 3 sayılık atış. Forvetten yine Eric McCallum. İsabetli olmadı. Larkin çeldi. Plyce'da kaldı top. Clyburn. Will Clyburn potaya gitti burada. 3 oyuncu geldi üstüne. Blok geldi. Rodrick Bobo'a. Sonrasında Eric McCallum araya girdi. Pınar Karşıyaka hızlı hücumda. Hakan dışarı çıkarmak isterken hücum faal. Erten Gazi orada rakibinin karşısında kaldı. Ve hücum faali almayı başardı. Ufuk Sarıca şu anda hakemle diyalog halinde. İşte pozisyon. Shane Larkin'in burada ayakları kaydı. Yerde kaldı ve Hakan sayılı. Sonrasında hücum faal. Bu arada teknik faal geldi. Pınar Karşıyaka tarafında koç Ufuk Sarıca teknik faal aldı. Tek serbest atış gelecek şimdi. Anadolu Efes'te Shane Larkin. Serbest atışı kaçırdı Larkin. 7'de 6 oldu bugün serbest atışlarda Shane Larkin. Larkin. Ufuk Sarıca ekranda hakemle diyalog devam ediyor. Tibor Plyce. Orada ayaklara doğru gelen pas. Rodrick Bobo'a tekrar Plyce. Şut kullanmadı. Bir Clyburn. Açıldı tekrar. Vernon Carey ile kaldı burada. 3 saniye kala. El üstünden Will Clyburn. 64-58 yaptı skoru Will Clyburn. Gerçekten zor bir şuttu üstelik. Vernon Carey vardı üstünde. Eric McCallum. Sağ taraftan. Şimdi geçmeye çalıştı. Bobo'a önünü kapattı. Sonrasında blok geldi. Tibor Plyce. Deren Hilliard da orada sayı şansını vermedi. Rodrick Bobo'a. Will Clyburn. Bu kez diğer tarafta. McCallum karşısında. Will Clyburn. Hilliard da oradan yardıma geldi. Sonrasında top kaybının kıyısından döndü. Shane Larkin. 3 sayılık atış. Bu da isabetli. Will Clyburn ve Shane Larkin. Üst üste gelen 6 sayı. Ufuk Sarıca molayı istedi. Will Clyburn önce Vernon Carey'nin üstünden 3 sayılık basketi buldu. Sonrasında top kaybının kıyısından döndü ve Shane Larkin'e pasını vermeyi başardı. Shane Larkin de asiste çevirdi. 67-58 Anadolu Efes final yolunda şu anda avantajlı durumda. 7 dakika 6 saniye var maçın sona ermesine ve Ufuk Sarıca molayı aldı. 21 sayıya ulaştı Shane Larkin. 5 reboundu var, 5 asist yaptı. 2 top kaybı, 2 de top çalma Shane Larkin'den. 3 sayılık atışlarda 6'da 3. Serbest atışlarda ise 7'de 6 ile oynadı Shane Larkin. Müzik.
Will Clyburn üç sayılık atışlarda 4'te 1 oldu. İki sayılık atışlarda ise 2'de 0 yapmıştı. İlk sahiçi isabeti geldi az önce. O da 6 sayıya ulaştı. 6 ribaund aldı. 4 asist yaptı. 2'de top kaybı var. Will Clyburn 8 top kaybı yaptı Pınar Karşıyaka. İkinci yarıda biraz arttı top kaybı sayısı. Bu rakam Anadolu Efes'te 14. Ufuk Sarıcan'ın da hakemle diyaloğu devam ediyor. Pınar Karşıyaka tarafı hakem performansından memnun değil. Kenan. Eric McCallum. Plyce şimdi içeri döndü. Vito Buran köşede. 3 sayılık atışı isabetli. Mola sonrasında Eric McCallum. Vito Buran ortaklığı. 67-61. Farkı 6 sayı indirdi Pınar Karşıyaka. Shane Larkin. Bir adım geri attı. Sonrasında tekrar dribbling'e başladı. Ve steps kararı geldi. Shane Larkin. Top kaybı Anadolu Efes'te. Kenan. Eric McCallum yine 3 sayılık atış. Eric McCallum. Top çemberin içinden çıktı burada. Bu bölümde eli sıcak Eric McCallum. Hemen potaya baktı. Şimdi Will Clyburn forvette el üstünden. Bunda isabet yok. Sonrasında top dışarıda. Vita Buran karşısındaydı Will Clyburn. Genelde basketi bulduğu pozisyonlardan sonra bu şekilde bir deneme daha geliyor Will Clyburn'den. Burada isabetli olmadı. Rodic Bobo oyundan çıktı. Elijah Bryant Anadolu Efes'te parkede. 14 dakika oynadı. 5 sayısı vardı Elijah Bryant'ın. 3 rebound, 2 de asist. Kenan. Carey. 2 sayılık atış. Kısa kaldı. Rebound Tibor Plyce'da. Shane Larkin. Tibor Plyce devrildi orada. Shane Larkin, Will Clyburn potaya gitti. Çok da güçlü bir şekilde gitti. Sonrasında Tibor Plyce'dan takip sayısı geldi. 69-61. Farkı tekrar 8 sayıya çıkardı Efes. Kenan. Jaylen Brown. Tekrar Kenan Sipahi. Vito Brown. Jaylen Brown boş kaldı. Forvetten 3 sayılık atışı isabetli değil. Elijah Bryant reboundu alamadı. Shane Larkin orada topa müdahale etti. Vito Buran müthiş bir mücadele. Sonrasında Pınar Karşıyaka hücumu olacak. Faul kararı Erten Gazi. İkinci faulünü yaptı burada. Anadolu Efes'in bu çeyrekte ilk faulü. Kenardan topu oyuna sokacak Jaylen Brown. Vito Brown. McCallum çıktı şimdi. Eric McCallum. 2 sayılık atış. Eric McCallum. İkinci yarıda Pınar Karşıyaka'yı hücumda taşıyan isim oldu Eric McCallum. 17. sayısını kaydetti. Elijah Bryant. Kenan savunmasında Elijah Bryant köşeyi gördü. Erten Gazi 3 sayılık atış. Bu kez kaçırdı. Vernon Carey savunma reboundunu aldı. Kenan. Sırtını aldı Elijah Bryant'ı şimdi. Perde gelmişti orada. Hücum faul kararı. Hücum faul kararı çıktı. Vernon Carey. Pınar Karşıyaka'nın da bu çeyrekte 3. faulü. İşte pozisyon. Perde sırasında gelen hücum faul kararı. Will Clyburn. Son 4,5 dakika. Erten. Orada topu alamadı. Clyburn dribbling'e devam etti. Poteye gitti Will Clyburn. Çift test maç geliyor. Perde sonrasında işte burada koridoru yakaladı. Çok kolay geçti savunmayı Will Clyburn. Kenan. 8 sayılık fark. Kenan Sipahi, Elijah Bryant topu kazandı. Elijah Bryant adımladı burada, sonrasında faul geldi. İki serbest atış kullanacak. Yaşanan gerginlik. Elijah Bryant ve Kenan Sipahi
Sonrasında ayırdılar. Az önce McCallum'la yaşanan gerginlikte de bu iki oyuncu karşı karşıya gelmişti. Bu da ikinci pozisyon oldu. 55 numara Kenan Fahri. İkinci var. Buna karşı dördüncü takım Fahri ve bu çeyrekteki. Shane Larkin de şu anda Kenan'ın yanına gitti. Pınar Karşıyaka'nın faal hakkı dolmuştu değerli izleyenler. Elijah Bryant iki serbest atış kullanacak. Bugün serbest atışlarda 16'da 14 yaptı Efes. Burakan Pınar Karşıyaka'da 14'te 14. Elijah Bryant ilk atışını kaçırdı. 71-63. İkinci atışı. Elijah Bryant bunda isabeti buldu. Jaylen Brown. Artık kritik dakikalar final yolunda. Anadolu Efes 72-63 önde. Eric McCallum. Clyburn karşısında açıldı Eric McCallum. Şimdi atak etti. Poteye gidiyor. Zor pozisyon kaçırdı. Tibor Plyce top Shane Larkin'de. Bu hücumdan eli boş döndü Pınar Karşıyaka. Shane Larkin. Will Clyburn. McCallum sırtında. Will Clyburn dışarı çıkardı. Erten. Elijah Bryant. Üç sayılık atış. İsabetli değil. Eric McCallum aldı reboundu. Erten karşıladı onu. Jaylen Brown. Perdeyi kullandı. Üç sayılık atış. İsabetli değil ama faul var. Will Clyburn burada faul yaptı. 3 serbest atış kullanacak Jaylen Brown. İşte faul pozisyonu. Anadolu Efes'in ikinci takım faul. Jaylen Brown. 3 serbest atış kullanacak. Jaylen Brown serbest atış çizgisine gelmemişti bugün. İlk atışında isabeti buldu. İkinci atışını kullanacak Jaylen Brown. Bu da isabetli. 72-65. De 3 yaptı Jaylen Brown. Kritik serbest atışlar. Hata yapmadı Jaylen Brown. Elijah Bryant. Vito Brown karşısında. Süreyi de kullandı burada Elijah Bryant. Shane Larkin topu alamadı. Şimdi Tibor Plyce tekrar Elijah Bryant'ı gördü. Vernon Carey'i geçti. Poteye gitti. Zor pozisyon isabet yok. Clyburn orada. Smaç'la bitiremedi. Sonrasında Anadolu Efes hücumu olacak. Potaya asıldığı yönünde Karşıyaka tarafından itirazlar. İşte pozisyon. İşte burada Tibor Plyce. Sonrasında yapılan itirazlar. Gelen faul düdüğü Tibor Plyce çizgide. Ufuk Sarıca. Yine burada hakemle diyalog içerisinde Kenan'ı şimdi çağırdı. Tibor Plyce ikinci atışı da isabetli oldu. 74-66. Üçüncü faulünü yaptı az önce Kenan Sipahi. Jaylen Brown. Jaylen Brown iki oyuncunun arasından çıktı, faul var. Erten Gazi yaptı faulü. Üçüncü faulü Erten Gazi. 5'te başladı. 22 dakika oynadı şu ana kadar Erten. 10 sayısı var. 2 ribaundu aldı. 1 de top kaybı. Önemli katkı yaptı Anadolu Efes'te. Bir kez daha çizgide Jaylen Brown. İkinci atışını kullanacak Jaylen Brown.
Atışta isabet yok. Anadolu Efes hücum olacak. Kenardan topu oyuna sokacak şimdi Efes. Orada erken girdi Pınar Karşıyakalı oyuncu. 8 sayılık fark ve artık son 2 dakika 50 saniye. Elijah Bryant. Vita Brown karşıladı onu. Vita Brown'un da 4 faali var. Shane Larkin. Plyce geldi perdeye. Elijah Bryant köşeyi gördü. Erten Gazi şut kullanmadı bu kez. Tibor Plyce bir fake. Devamında 2 sayılık atış. Tibor Plyce kaçırdı. Will Clyburn'da kaldı. Vita Brown rebound'ı alamadı. Will Clyburn smaçla bitirdi. 76-66. Farkı çift taneye çıkardı Anadolu Efes. Maçta ortaya çıkan en büyük fark aynı zamanda. Kenan. Perde geldi burada. Kenan Sipahi aley-oop pasını verdi. Vernon Carey noktayı koydu. 76-68. 14. sayısını kaydetti Vernon Carey. Elijah Bryant. Shane Larkin. Tekrar Elijah Bryant'ı gördü. Potaya gitti burada. Elijah Bryant atışında isabet yok. Erten Gazi hücum reboundunu almayı başardı. Shane Larkin bu atış kısa kaldı. Bir hücum reboundu daha geldi. Tibor Plyce. Will Clyburn. Vita Brown karşısında. 6 saniye kaldı. Will Clyburn. Birebir oynadı yine. Zor bir şut. Will Clyburn da kaçırdı. Kenan Ertan top, bu topa da müdahale etti. Edirne'de dolaşan top dışarıda. Anadolu Efes hücumu olacak. Ertan Gazi her topa elini soktu burada. Bugün gerçekten maçın en önemli isimlerinden biri oldu Ertan Gazi Anadolu Efes'te. Üst üste gelen hücum reboundları. Will Clyburn şimdi kenardan topu oyuna soktu. Shane Larkin. Vita Brown karşısında kaldı. Shane Larkin sol taraftan geçti. Tibor Plyce'ı gördü. İki sayılık atışta isabet yok. Sonrasında Vernon Carey. Kenan. Faul çıktı Will Clyburn. Anadolu Efes'in de faul hakkı dolmuş oldu. Dördüncü faulünü yaptı Clyburn. İşte pozisyon. Kenan. Vernon Carey. Tekrar Kenan Sipahi. Şimdi Eric McCollum gelmişti. Kendi başladı driplinge. Faul çıktı. Erten Gazi yaptı faulü. Erten Gazi de yine 4 faule çıktı. Will Clyburn'la beraber Anadolu Efes'te. Kenan Sipahi çizgide. İlk atışı isabetli Kenan. 3'te 2 oldu serbest atışlarda. İkinci atışını kullanıyor. Bu da isabetli. Kenan Sipahi. Rodrick Boboa oyunda. Erten Gazi kenara geldi Anadolu Efes'te. Elijah Bryant. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Baskı var burada. Will Clyburn topu kaybetmedi. Shane Larkin. McCollum karşısında. Elijah Bryant. Köşede Rodrick Boboa vardı. Sırtında Eric McCollum. Zor pozisyon, blok geldi. Eric McCollum. Shane Larkin burada araya girdi. Jaylen Brown'un orada. Potaya gitmesine izin vermedi Shane Larkin. Kenardan topu oyuna sokacak Kenan Sipahi. İşte az önceki blok pozisyonu Eric McCollum. McCollum. Potu altında Carey'i gördü. Tibor Plyce dışarıda kalmıştı. Vernon Carey. Eric McCollum'dan bir asist daha geldi. Rodrick Boboa. Elijah Bryant. Vernon Carey vardı karşısında. Shane Larkin. Will Clyburn. Son 20 saniye artık. Elijah Bryant orada dışarıdaydı. Eric McCollum'la yaşanan gerginlik yine. Elijah Bryant.
Ve Eric McCallum bir kez daha karşı karşıya geldi burada. Topsuz alanda yerde kalmıştı Elijah. İşte orada yaşanan pozisyon. Verne Carey burada karşısındaydı. Elijah Bryant, Eric McCallum geldi. Sonrasında yaşananlar. Bu arada oyun durdu. Hakemler şimdi süreye bakacak. Monitör başında süreye bakacak hakem. Pınar Karşıyaka tarafından da hakeme itirazlar devam ediyor. Evet, hücum süresi burada 13 saniye oldu. Hakemler pozisyonu izledikten sonra ayarlandı. Maç saatinde ise 21.8 saniye var. 4 sayılık fark 76-72. Anadolu Efes farkı 10 sayıya çıkarmıştı. Sonrasında tekrar 4'e indirmeyi başardı Pınar Karşıyaka. Shane Larkin soktu topu oyuna. Tibor Plyce, Elijah Bryant, Vito Brown karşısında. Elijah Bryant topu kaybetmedi. Pot altında Shane Larkin. 78-72. Mola istedi burada Ufuk Sarıca. Az önce pot altında Shane Larkin'den gelen basket. 6 sayıya çıkan fark ve artık 14.5 saniye var karşılaşmanın sona ermesine. Anadolu Efes aynı zamanda son şampiyon. Türkiye Kupası'nda bir kez daha finale yükselmek üzere. 12 şampiyonluğu var Anadolu Efes'in bu turnuvada. Pınar Karşıyaka'nın ise tek şampiyonluğu var. 2014 yılında yine Ufuk Sarıca ile değerli izleyenler. Geçen sezon Türkiye Kupası düzenlenmemişti. Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle öncesinde Bursa'da 2022 yılında yine kazanan taraf Anadolu Efes olmuştu. Saat 21, Fenerbahçe-Beko, Beşiktaş-Emlakjet maçı TRT Spor Yıldız'da olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Pazar günü saat 15.30'da ise yine TRT Spor Yıldız'da final heyecanı yaşanacak. Maç önü ve maç sonu yayınlarıyla final heyecanını da pazar günü Konya'da sizlere yaşatacağız. Artık Anadolu Efes'in önemli bir avantajı var. 6 sayılık fark, 14.5 saniye. Kenan Sipahi kenardan topu oyuna sokacak. Vito Brown ekranda. O da uzun süre 4 faulle oyunda kaldı. Kenan. Eric McCallum. Boboa var karşısında. Perde geldi. 3 sayılık atış. Eric McCallum. Mola sonrasında hemen basketi buldu. 10.3 saniye var. Will Clyburn. Will Clyburn çok zorlandı burada topu oyuna sokarken. Elijah Bryant, Vito Brown şimdi faali yaptı. Vito Brown 5. faulünü yaptı ve oyun dışında kaldı. Vito Brown 5 faulle oyun dışında Pınar Karşıyaka'da. 78-75. Elijah Bryant 2 serbest atış kullanacak şimdi. Şu anda 4 oyuncu var Pınar Karşıyaka'da sahada. Thomas Aguizzle girecek. Evet, o çıktı. Hakan Sayılı geldi. 4 numara pozisyonunda Vito Brown'un yerine oyunda. Elijah
Elijah Bryant. 7,5 saniye var. Farkı 2 topa çıkarmak istiyor Anadolu Efes. Elijah Bryant ilk atışı isabetli. 4'e çıkardı farkı. Tomislav Mijatović ekranda. Elijah Bryant kritik atışlarda hata yapmadı. 2'de 2 geldi Elijah Bryant'tan. Eric McCollum hızlı geçti yarı sahayı. Pot altında Vernon Carey turnikeyle bitirdi. 80-77 oldu skor. Bill Clyburn topu oyuna sokuyor şimdi. 2.4 saniye. Uzun bir pas. Erkan Yılmaz. Faul düdüğü geldi. Jaylen Brown. 2 saniye var sonrasında. 2 serbest atış kullanacak şimdi Erkan Yılmaz. Pınar Karşıyaka'da maçı bırakmadı. Çift taneye çıkan farkı tekrar düşürmeyi başardılar. Ama Anadolu Efes şu anda 3 sayı farklı önde. Erkan ilk atışı isabetli. 81-77. İkinci atış şimdi. Erkan Yılmaz bu atışı kaçırdı. Vernon Carey bu atışta isabet yok ve İNG Türkiye Kupası'nda ilk finalist Anadolu Efes. Anadolu Efes 81, Pınar Karşıyaka 77, lacivert beyazlılar Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmayı başardı. Bu maçın ardından saat 21'de Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlak Jet maçıyla ikinci finaliste belli olacak değerli izleyenler. Göztepe Manisa maçı sebebiyle yayınımızı burada kapatmak zorundayız. Ben Ejder Yasin Turhan, maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Basketbol milli takımları ana sponsoru Hepsi Burada'yla maç sona erdi. TRT. Özü sözü insan.